Günaydın, günaydın, günaydın karamelin bahçesi. Bakar mısınız? Herkese merhaba. Kelebek çalısı. Mor ve beyaz. Çok güzel bir çiçek. Etrafında ara misafirlerimiz hiç eksik olmaz. Çünkü çok seviyorlar. Arılar bu çiçeği. Bende aslında 3 tane vardı. Kırmızı, beyaz ve mor olması gereken de aslında sağ olsun sevgili satıcımız bana 2 tane pembe, 1 tane beyaz göndermiş. Kırmızıyı es geçmiş. Yapacak bir şey yok. Bitki büyüyüp çiçek açtıktan sonra fark ettik. Ne yapalım, nasip. Oğlumun dediği gibi ne yazıldıysa o. Ortancalar başladı, görüyorsunuz. Ve hemen yanında böğürtlenler. Bendeki böğürtlen dikenli bir böğürtlen. Çok iri olur. Güzel bir tür. Hafif hafif olmaya da başladılar artık. Şöyle bir güzel bakış atalım. Bu arada incirlerimiz. Bu ağaçta 3 tane, 3 değişik çeşit incir var arkadaşlar. Normalde beyaz incir ağacı. Ben de Eylül ayında reçel yapmayı çok seviyorum. Reçellik incir bulmakta sıkıntı yaşayınca aşı yaptım. Şurada aşıyı görüyorsunuz, acemi aşıcılar böyle yapar benim gibi. Ama tuttu maşallah. Güzel oldu. Burada Melisa, parfüm çiçeği diye de geçer. Henüz açmadı. Yakın bir zamanda açacak. Burada gene küçük denemeler, deneme bilgi. Ve papatyalar. Görüyorsunuz. Yeni açanlar, açmaya hazırlananlar, devam edenler. Ve bahçemize 4 yıl bekledikten sonra uzun uğraşlar sonucunda gelen bir güzellik göstereceğim size. Hazır mısınız? İşte burada. 4 yıl arkadaşlar, 2 defa fidesini aldım. Küçük açması için 3 yıl beklemek gerekiyordu. 2 yıl bekledim. Açmadan öldü. Sonrasında aradım. Satışı yoktu. Bulamadım. Ve geçen gün çok büyük bir tesadüf eseri bu güzelliğe kavuştum. Bakar mısınız? Uzunluğu aşağı yukarı 1 metre var. Soğanlı bir bitki. Harika bir bitki. Çok bekledim. Ve beyazı da var. Rabbim nasip ederse beyazını da almak istiyorum. Çiçek yapısını göstermek istiyorum. Şey gibi dokunduğunuz zaman böyle bir plastik gibi. Bakar mısınız? Altalıklı bir çizgi. Çizgiye sahip. İnanılmaz güzel. Gene fidelerim. Çin karanfilleri. Ve beni bir sezon yalnız bırakmayan yavşan otu da denilen bitkimiz. Burada abutilonlar var. Sarının iyice açmasını bekledim. Bakar mısınız? Aşağıdan baktığınız zaman sarı ampullere benziyorlar. Çok güzel. Ve mukayese edebilmek adına hemen yanına diğer abutilonu diktim. Şöyle çevireyim saksı. Onun çiçek yapısı birazcık daha farklı. Düz. Açıyor. Görüyorsunuz. Bakar mısınız? Birisi aşağı doğru açıyor. Birisi bu şekilde.
Yukarıda gene sardunyalar, yeni fideler. Ve burada kırmızı avutulon var. Henüz açmadı. Küçük, minik bebek. Ve bu sardunyaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok çok sevdiğim birinin sardunyaları. Ben bakıyorum şu an. Normal sardunyalarla mukayese edebilmeniz için onlara da karışık diktim. Bunlar normal, sıradan, dışarıdan aldığım benim sardunyalar. Bunlarsa çok sevdiğim insanın sardunyaları. Yaprak yapısı, lopları, çiçek yapısı çok başka, çok değişik. Bazen gözümüzün önündekinin kıymetini bilemiyoruz. Sonra anlıyoruz. Bakın bu da o özel türden. Ve çiçekleri tıpkı bir ortanca kadar. Ve burada hemen değişik bir abutilon türümüz var. Variegatası. Henüz çiçeğini görmedik. Yeni açacak. Araları yürüyorsunuz. Çok güzel. Şeker benimle. Ve burada milimiz var. Milimizin adeta yaprağı yok. Bakar mısın? Komple çiçek. Bizi çok sevdi. Biz de onu çok sevdik. Gene sardunyalarımız. Güneş geldiği için gene özel tür. Bakın görüyorsunuz çiçek yapılarını. Burada vangelya, gelin tacı açtı geçti. Gene burada bir abutilonumuz var. Gene mili ve sardunyalar. Ve yeni gelen, kendini hazırlayan çok güzel bir çiçeğimiz var burada. Birazcık kendini toparlasın. Daha güzel gösterecek. Aa, inanmıyorum. Burada harika bir hibiskusumuz var. Bana da sürpriz. Ne renk açacak? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa bahçeme misafir ettim. Sanıyorum somon rengi. O da tomurcuk. Burada vanilya çiçeğimiz var. Moru ve beyazı vardı bende. Moru dondu. Beyazı kaldı. Gene doğal bir karanfil türü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve güller. Bizi yalnız bırakmayan vefalı dostlarımız güller. Güllerim tekrar başladı. İkinci tura. Görüyorsunuz. Papatyalar, yeni gelenler. Datura. Bu sene ben de ilk defa büyütüyorum. Sizinle beraber göreceğim çiçeğini. Ve burada bir sunrise var. Görüyorsunuz. Ve tarhımız. Çok seviyorum bu tarhı. Güllere bakar mısınız? Bahçe çocuk gibidir arkadaşlar. Siz onu severseniz, ona ilgi gösterirseniz, o da sizi çok sever. Şurada yine size göstermek istediğim, bazen bana arkadaşlarım soruyor, bahçede çok bakım istemeyen, işte bizi yormayacak çiçek. Size ipek çiçeği derim. Bakın, tohumundan, döktüğü tohumdan tekrar devam eden harika bir çiçek. Bahçenize bir defa misafir ettiniz mi? Bunlar çok küçük fideler halinde satılıyor. Her yerde bulabilirsiniz. Bütün çiçekçilerde var. Her renk açıyor. Ve sürekli tohumundan devam eder arkadaşlar. Kelebek çalısı. Bütün asaletiyle. Bakar mısınız? Çok seviyorum. Donlardan birazcık korumak ister. Etkilenebilir. Bilgilerini vermiş olayım. Gazanyalar yerde.
güllerimiz ve martılar. Burada gene beyaz bir gülümüz var. Görüyorsunuz. Şuradaki gülü göstermek istiyorum. İşte güllerde aşı nasıl oluyor? Böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu gülde, bu fidanda 3 değişik gül var. Ben aşılamıştım. Çok güzel deneme. Çünkü acemiyim. Ve oldu. Hani derler ya, deneme yanılma. Başta biraz deneme yanılma işidir. Bazen bana arkadaşlarım soruyorlar. İşte şu çiçeğe nasıl bakılır, bu çiçeğe nasıl bakılır? Burada gene mini. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim aynı bitkiden hem İstanbul'da hem burada var. İnanın havaya göre değişir. Koyduğunuz konuma göre değişir. Evinizin cephesine göre değişir. Kullandığınız suya göre değişir. Yani bir bitkiye şu şekilde bakılıyor demek çok zor. Ya bakımı böyledir, suyu böyle ister. Benim bildiğim bitkiler hakkındaki en güzel tecrübe ettiğim şey şu. Bir, su dibi kurudukça verilecek. İki, bütün bitkiler, istisnasız bütün bitkiler, bizim işte dışarıdan aldığımız ev bitkisi dediğimiz bitkiler de mutlaka ve mutlaka dışarıda olmalı. Bir yazın en azından bir ay, 1,5-2 ay nefes almalı, bir balkonda olmalı arkadaşlar. Mesela kalanşolar, işte alıyoruz ölüyor diyen arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Yani o kadar şey ki artık tok bir hali var ki, yani yaprağı yer yok. Mesela çiçek, görüyorsunuz. Ben mesela burada nasıl bakıyorum? Dibi kuruduğu zaman, bakın şu an ıslak gösteremiyorum. Dibi artık böyle yarıldığı zaman su veriyorum. Ve güneş. Kalanşoların mesela bana soruyorlar, yeterli güneş aldığını nereden bileceğim? Çok basit arkadaşlar. Yaprağına bakın. Yaprağında eğer kırmızı renk var ise yeteri kadar güneş alıyor demektir bitkiniz. Siz bu bitkiyi alıp gölgeye koyarsanız, çok fazla su verirseniz ve yaprakları yemyeşil, boyu uzun olursa o sezonun sonunda bitkiniz maalesef ölecek. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Çok fazla su vermeyeceğiz arkadaşlar bitkilere. Şakır şakır sulamayacağız. Konudan konuya atlıyoruz. Gene burada benim minnoş güllerim. Minicik. Yalın kat bir gül. Ama çok güzel açar ve açtığı zaman çok coşku olur. Gene burada size bir aşı göstereyim. Kısmet olursa belki aşı zamanı gene size aşının nasıl yapıldığını da anlatırım. Bakın bu gül normalde beyaz sarmaşık bir gül. Ben onu kırmızı, benim diğer gülümden aşıladım ve tuttu Rabbimin izniyle. Çok güzel oldu ve burada ilk defa beklediğim, sizinle beraber göreceğim Madagaskar Yasemin'im var. Ben de çok merak ediyorum. Kokusunu çok methettiler. Aldık, bakıyoruz. Ve burada yine bir diğer Yasemin var. Doğal tür olan. Aslında 3 çeşit Yasemin var. Madagaskar Yasemini, Arap Yasemini ve normal Yasemin. Tabii değişik, kendi içinde türleri de var ama bakın bu inanılmaz kokar. Akşam bu bahçeyi komple koku oluyor arkadaşlar. Yine burada normal minemiz var. Görüyorsunuz. Hosta yerde. Oldukça kapsamlı olarak büyüdü. Ve diğer güzellikleri de zaman içinde göstereceğim. Açtıkça. Ve burada mineden size hoşça kal diyelim. Her zaman dediğim gibi, her nerede yaşıyorsanız, nerede mutluysanız orada kalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.